Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 186. ayetinde buyurulan bir hakikati hatırlamaya çalışalım diye düşündüm. Cenab-ı Hak mealen bu ayette buyuruyor ki, ey peygamber, kullarım sana beni sorarlar veya soruyorlar. De ki ben yakınım. Dua ettikleri zaman dualarına icabet eder. Bu ayette Rabbimizin fe inni karib, ben yakınım ifadesi son derece önemli. Rabbimiz, yaratıcımız bizden daha yakındır. Tıpkı güneşin ısısıyla ve ışığıyla bize yakın olması gibi. Evet, biz güneşten kilometrelerce uzağız. Ama o bize yakın. Işığıyla ve aydınlatmasıyla. Benzetmede hata olmasın. Rabbimiz bizden daha yakındır. Bizim Halık'ımız O'dur. Bizim varlığımızı devam ettiren O'dur. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılayan O'dur. Onun için Kaf suresinde yine Cenab-ı Hak bu hakikate işaret ederek 16. ayetinde şöyle buyurur. Akrabu ileyhi min habbil verid. Ben insana şah damarından daha yakın. Evet. Belki şah damarı ifadesi burada yakınlığı ifade etmek üzere kullanılıyor. Ve şu anlaşılıyor. Allah bizden daha yakındır. Çünkü bizi yaratan O'dur. Bize hayatı veren O'dur. Biz hayat ışığını ondan alıyoruz. Varlık ışığını ondan alıyoruz. İhtiyaçlarımızı onun sayesinde karşılıyoruz. Bundan dolayıdır ki literatürde iki türlü yakınlıktan bahsedilmiştir Cenab-ı Hakk'ın kullarına yakınlığı açısından. Bir, genel yakınlık. İki, uzak yakınlık. Genel yakınlık Allah'ın bütün mahlukatına, bütün yaratıklarına ve elbette insanlara ilmiyle, iradesiyle ve kudretiyle yakın olması. Çünkü bütün mahlukatın varlığı ve varlığını devam ettirmesi ona bağlı. Dolayısıyla Rabbimiz ilmi, tekrarlıyorum, ilmi, iradesi ve kudreti ve elbette sayı sıfatlarıyla mahlukattan daha yakındır. Fakat mahlukat mahluk olduğu için Halik olan, vacibül vücud olan Allah'tan nihayetsiz uzaktır. Hiçbir zaman onunla aynileşmesi imkansız olan uzaktır. Bir de kitaplarda ya da literatürde hususi yakınlıktan bahsedilir. Bu da şu demek. Allah kendisine yönelen, kendisine iman eden, kendisine samimi olarak kulluğuyla teveccüh eden kullarına daha yakındır. Onun için Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu ikinci yakınlıkla ilgili olarak buyurur ki, kul fazlarla Allah'a yaklaştığından daha fazla bir şeyle Allah'a yaklaşmaz. Kul fazlarla Allah'a yaklaşır. Ve kendisi de Allah'ı sevdir. Allah o kuluna muhabbet buyurunca daha fazla kul nafile ibadetlere yönelir ve nafile ibadetlere yöneldiğinde artık kutsi hadis metni o da mealen söyleyeyim. O kulumun ben gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olur. Artık okul benimle adeta görür. Benimle duyar ve benimle tutar. Buradan şunu anlıyoruz. Biz farzlarla, ibadetlerle, nafilelerle, kısacası Allah'a yönelmekle Allah'a yakın oluruz. Ya da Allah bizimle böyle yaptığımız zaman hususi anlamda yakınlık kurar. Biliyoruz ki
Yakınlık veya uzaklık dediğim şey mesafe ile ilgili bir kavram değildir sadece. Makam açısından, intisap açısından, fiziki mesafe ötesinde bir takım özellikler açısından bir yakınlık söz konusudur. Dolayısıyla biz Allah'a, bize karib olan, yakın olan Allah'a ulaşmayı hedefleriz. Dualarımızla, amellerimizle, ihlasımızla Allah'a yakın olma, Allah'a yaklaşma peşinde olmalıyız. Allah'a yaklaşmanın yolu fazlardır dediği hadiste Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Sonra nafilelerden bahsetti yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Alimler, muhakkik alimler derler ki, kul Allah'a amelleriyle mi daha fazla yaklaşır, yoksa hakiki iman ve eten bir ihlasla mı yaklaşır? Bunun cevabı şu. Kul hakiki imanla Allah'a yaklaşır. Daha çok yaklaşır. İhlasla Allah'a daha çok yaklaşır. Dua ile Allah'a daha çok yaklaşır. Bu bildiğimiz anlamda ameli hayatımızla alakalı farzların önemsiz olduğunu göstermez. Ama Allah'a yakınlaşmakta, buna takarrub diyelim, Allah'a yakın olmada ya da Allah'ın bizimle yakınlık peyda etmesini sağlamada birinci belirleyici aslında en büyük farz olan iman ile. Tahkiki iman ile. Allah'ı görüyormuşçasına onu tasdik etme iledir. Böyle bir imana sahip olan kimseye Cenab-ı Hak takarrubuyla tecelli buyurur. Yakın olur. Onun kalbinde olur. Onun gözünde olur. Onun kulağında olur. Onun dünyasında olur. Bunu sağlamak için demek ki tahkiki imana yönelmek lazım. Tahkiki imanı aşmak lazım. Kainatı Kur'an'ın okumasıyla okumak lazım. Varlığı onun okumasıyla okumak lazım. Her yerde onun izini, özünü, mecazen sürüm, yüzünü görmek lazım. Her şeyin ona delalet ettiğini, her şeyin onu gösterdiğini görmek lazım. Ve bu görmeye dayalı bir hal üzere olmak lazım. İhlasla, salih amelle, ibadetle hayatımızı bütünleştirmemiz lazım. Hadislerden bu anlaşılıyor. Bu yapıldığında Cenab-ı Hak böyle kullarına daha fazla tecelli buyurur. Kurbiyetiyle, yakınlığıyla onunla daha fazla temas kurar. Cenab-ı Hak bizi kendisine yakın eylesin. Tahkiki imana vasıl eylesin. Tam ihlasa erdirsin ve rızasına muvaffak kılsın.